moderatörlerim hem istiyorum ki eğlensinler hem bana yardımcı olsunlar. O yüzden ben hiç karışmıyorum onlara. Modluk gerçekten zor bir iş, hakkını vererek yapanlar için bana atmaktan ibaret değil sadece. Tabii ki öyle. Kesinlikle öyle. Afiyet olsun İso. Siz de yakın benimle birlikte. Selam Rudio Mon. Sıradaki şarkı modlara gelsin. Ankara'da bir mekanda gördüm seni, çok fazla gözüm ısırıyor, isim vermeyeceğim. Verebilirsin. Hangi mekanda gördün acaba? Doğruysa tasdiklerim bu arada. Çok fazla gözüm ısırıyor, gördüm diyeceksin sen. Çok fazla gözüm ısırıyor demişsin. Tabi sınav var, çok güzel yaratıcı küfür sınavı. Tabi. Tabi. Şu an siz görmüyorsunuz ama moderatörler ve ben görüyorum moderatörlerin ne kadar eğlendiğini. Zaman aşımları, banlar, ban kaldırmalar, tekrar banlamalar falan. Koku sınavı var bir tane. Tabi John Wick'e bir sınav koydum. En son moderatörümüz o. Umut ve Ateş aylardır bizimle. John Wick'e dedim ki, John Wick kokoreç yememiş arkadaşlar. Bizim kanalımızın simgesiydi kokoreç bir zamanlar. Kaldırdık onu, değiştirdik. Dedi abla, ben dedi kokoreç yemedim dedi. Nasıl yani dedim. Kokoreç yerken dedim bana video atıyor, pardon fotoğraf atıyorsun dedi. Ona göre mod yapıyorum seni. O şekilde mod oldu. Kokoreç yeme sınavımız var modlar arasında. Gerçekten yemediniz mi arkadaşlar? Rica ediyorum. Bak Fundi, bir de sen Ankara'dasın. Çok güzel kokoreç yapan yerler var. Kaçırma bu fırsatı, acil ye. Lan ben bulamıyorum. Kokoreç hayaliyle kaç ay yattım kalktım, nasıl yemedin? Ha, yurt dışında. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Yurt dışında yasakmış herhalde. Bazı yerlerde kokoreç yapmak. Ay, midye yemeği özledim. Midye yemeği çok özledim ya. Polonya'dasın. Bilemiyorum. Rica ederim mamicim. Bazı ülkelerde yasakmış kokoreç yapmak. Evet. Ama biri yurt dışında yaşayan bir izleyicimiz söyledi bize. Burada yasak kokoreç yapılması dedi. O yüzden yiyemiyoruz burada demişti. Ben yaşamıyorum, okuyorum. Okul dönemleri dışarıdayım ama şimdi Antep'teyim. O fark yok. Antep'te de bulamıyorum. Mayday. Yok. Hiç gitmedim. Rue de Mon. Vallahi hiç gitmedim. Şırdan yiyen var mı? Tadı çok güzelmiş Funda ama ben de onu da hiç yemedim. Abla sen de Umut'a timeout atar mısın? Ellerim kırılır Umut'a timeout atarsam. Yasak değil ama yiyecek hale getirme şartları çok ağır, o yüzden pahalıya geliyor. O kadarını bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla, yani bana söylendiği kadarıyla öyle hatırlıyorum. Ben Şen Çam'ın eski zamanını bile yedim. Şimdi sokaklarda yapılan daha iyi. Bilmiyorum. Yani ben ilk kokoreçe babam Ankara'dayken alıp getirmişti. Ankara'da bir yerden, hatırlamıyorum adını, o biliyordur. İlk orada ısırdım, yedim. Sevmiştim, ondan sonra alıştım ve bu kaç yaşımdaydı? 14-15 falandı herhalde. 45'lik var ya. Ya da fikrimde gördüm diye hatırlıyorum, yoksa da sanırsam başkasıyla karıştırıyorum. Karıştırıyor olabilirsin.
Ruijimon. Çünkü bahsettiğin yerlerde hiç bulunmadım. Eskiden minibüslerde yaparlardı, bilmiyorum. Türkiye'ye gelince kokoreç date çıkar mıyız? Kokoreç date de çıkmazsın bu arada. Ben de seviyorum kokoreçi bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum, sakatat çok tüketmem aslında ama kokoreçin ayrı bir yeri var bende. Date'e bak. Kokoreç date. Kola çekirdek date. Çok iyi bu arada. Ya yani özgün en azından. Kokoreç date olabilir. Hanım teyze neyin kafası bu? Arkadaşım kaç yaşındasın? 11 yaşında mısın? Aman okuyayım. Bir git ya şuradan. Benim saçım acıdı. Başım ağrıdı arkadaşlar. Açtım ben artık saçımı. Şuralarım acımış. Ama ben bu fakir edebiyatını başka kanalda da gördüm. Kimden bahsediyorsun Ateş? Teyze buranın kitlesi 18-30. Fakir edebiyatı bir siktir git gerçekten. Muhtemelen genç göründüğünü zanneden bir kadın falansın ama muhtemelen değilsindir. Genç de görünmüyorsundur. Ben biliyorum bu ağızları yani 13-14 yaşında insanların yazdığı mesajlar değil bunlar. O yüzden git buradan. Bence göster daha da fazlasını gösteriyorsundur yaşından. Bırak kompleksleri. Tabii tabii teyzedir eminim. Fakir edebiyatı. Hep saçım iz olmuş. En nefret ettiğim şey. Selam Almanya'dan kaç sap yollasam kalkarsın. Arkadaşlar ya. Aslancım, onlara biz alıştık gibi bir şey. Çoklar çünkü. Böyle gülüp geçiyoruz yani. Çoğu da zaten ya 11 yaşında ya da birçoğu kadın yayıncılar bunların. Yakalananlar da oldu bu arada, ona dayanarak söylüyorum. Bu arada bizim chatimize gelip toksik atan partner yayıncıyı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bence o kesin fake hesabından yazdığını falan zannediyordu. Aa, Fundi bizim başımıza neler geldi sen bir bilsen. Kesin var ya fake hesabından yazdığını falan sanıyordu o kişi. Onları ben düşünüyorum hala kafamda. Ya Fundi var ya inanılmaz aşağılık dolu. Gerçekten söylüyorum sana. Aşağılık nasıl yani bilmiyorum yakışıyor mu onlara da aşağılık dolu gerçekten. Gösterişli düğün olacak orası göğüs mü Salih? Ha?
Yok yok Funda, çok fenalar, çok fenalar. Yani azıcık böyle kesinlikle çok fenalar, bildiğin gibi değil. Saçlarımı şekil veremiyorum şu an. Yo değil. Pantera. Twitch'te alkol görünmesi ban sebebi değil. Twitch'te götü başı dağıtmak alkol yüzünden ban sebebi. Yani kendini kaybedecek seviyede sarhoş olmak ban sebebi, evet. Victor, teşekkür ederiz. Aynen. Aynen Funda. Yani bu gözler Fundicim bir partner, bir yayıncının, bir kadının gelip burada neler yazdığını gördü yani. Artık ciddi miydi? Fake hesabından yazdığını mı sanıyordu bilmiyoruz ama çok iticiydi yani. Çok bir şey gördük. O yüzden biz anlıyoruz, onların ağzını biliyoruz artık yani. Hem Twitch olayından anlayan, hem toksik atmak ne demek bilen, hem bu otobota takılacak mesajları bile adı gibi bilen kimler olur? Genelde bu işin arka planındaki bizim gibi yayıncılar vesaireler olur. Normal izleyiciler olmaz yani, onlar aklında bulunsun senin de. Fundicim işte bazı insanlar aşağılık komplekslerini aşamıyorlar. Aşağılık kompleksi. Sana erkek mi yaptı? Ne yaptı? Muhteşem yayınlarına sıfır ban ile tüm hızıyla devam ediyor. Tüm yayıncıları sayemizde takip ediyor. İstihbaratlar alıyor. Hep yanındayız. Bana mı dedin Ateş? Bunu anlamadım. Tabii, Umut kesin hesabı çalınmıştır. İnsanları kimse aptal yerine koymasın. Twitch hesabının çalınması demek ne demek biliyor mu o acaba? İnsanları aptal yerine koyuyor. Yok hesabım çalındı da, yok bilmem ne de. Aynen kanka, hesabın çalınmış senin. Twitch hesabının çalınması demek arkadaşlar, hayattan banlanmak demek yani. Hapis cezası yersin, anladın mı? Senin Twitch hesabında bir sürü şeyin var. Ulaşılabilecek bir sürü özel bilgin var. Vergi numarana kadar her şeyine ulaşabilir senin. Ne oldu? O konu o gece kapandı. Yalan. Yalan yani. Ulaşamazsın. Sen bir bilgisayardan 30 gün boyunca bu şifreyi hatırla, bu hesabı hatırla demediğin sürece senin telefonundaki özel bir uygulamaya şifre geliyor ve onunla giriş yapıyorsun. Hayırdır ya? Sen bugün senin Twitch hesabın çalınacak, gireceksin. Sonra bir de Twitch hesabımı çalmışlar falan yapacaksın. Siktir oradan aptal kadın. Aptalsın sen yani, anladın mı? Ve bunu sen bize ispatladın. O gece benim yayınımda olan herkes bunu gördü. Yemedik. Yemeyeceğiz de. Sen aşağılıklığınla, para gözlüğünle, para göz derler ya. Bu şekilde böyle yok olup gideceksin burada. Aptalsın çünkü. Eziksin bir kere yani. Mümkün değil tabii ki Funda. Diyelim ki biri benim Twitch hesabımı çaldı. Yani savcılık bununla öyle bir ilgilenir ki o insan hapis cezası yatar. Anlatabiliyor muyum? Ya yani hayırdır ya. Yani sen 13 yaşındaki insanları mı kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ona inananların da aklına yazık bu arada. Hesabının çalındığına inananların da aklına yazık bu arada. Kök söktürürüm ya öyle bir şey yapılsa. Çalınamaz tabii ki aslan. Nereye çalınıyor? Nereye çalınıyor yani? Ruh hastası şizofren girmiş insanların yayınlarına bir şeyler yazmış. Sonra da benim Twitch hesabım çalınmış. İşte
Ama Twitch hesabının çalındığını anladığı akşam giriyor ve yayın da yapıyor bu arada. Ha siktir ya oradan gerçekten. Kök söktürürsün, kök kök. Donuna kadar alırsın. Donuna kadar alırsın. Biri senin Twitch hesabını çalsa. İnsanlar ne zannediyorlar bu işi bilmiyorum yani. Neyse. Al. İbrahim Tatlıses. At yalanı sikiyim inananı. Artı bir. Artı bir yani buna. O 12B olduğu için öyle yaptı. Sen sakin ol. Bilmiyorum. Alpcim de ezikliğini burada biz 100 kişiydik. Hepimize ispatladı yani. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam. Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak. Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam. Göklerin ateşini kalbime boşaltarak benim içimde yaktı sanki grubu akşam. Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam. Gündüzden, gürültüden ve kainattan ırak. Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam. Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak. Arkadaşlar Necmi ile Metin sanırım bu konuda ozan atışması gibi. Atışıyorlar ve ikisi de inanılmaz başarılı. Bahse konu kadın yayıncının yayınını izlerken karnıma ağrı girmişti gülmekten. Ateş. Benim Twitch fake hesabım yok. Yemin ediyorum bu arada. Ben kimin yayınına giriyorsam kendi hesabımdan girerim. Arkadaşlar ve hala o kişinin yayınlarına kendi hesabımdan giriyorum ya bildiğim bundan. Bundan giriyorum. Ve izliyorum arada bir. Abi bir insan bir gecede kaç defa cringe olabilirse görüyorsun yani. Çok kötü. Çok kötü. Kitlesine çok üzülüyorum gerçekten. Ateş. Bizimki atışma olmaz ya. Ama tabii kendi halinize bir şeyler yazmaya çalışıyor. Ama çok tatlısınız Necmi. Gerçekten başarılı yani. Kaleminiz ikinizin de. Özgüven eksikliği belirtiler. Vol bilmem kaç. Fundi bilmiyorum. Adına ne koyabiliriz de. Ben kahpelik diyorum. Kahpelik diyebilirim yani. Gözüme duman kaçtı. Biri bana özelden yazabilir mi? Kim bu yayıncı? Ben evinizin yayıncısı. Ben ailenizin yayıncısı. Boş vakitlerinizin vazgeçilmez değerlendiril. Ne diyorsun? Avren sen ne diyorsun? Kim bu yayıncı arkadaşlar? Ha bu kadını diyorsun sen. Şu bahsettiğimiz ezik kadını diyorsun sen. Tabii. Moderatörlerim yok isim vermem Necmi mümkün değil. Moderatörlerimden birisi eğer istiyorsa yazabilir önemli değil benim için. Benim asıl anlamadığım mevzu bu tipleri nasıl izliyorlar? Abi adam sizin zekanızı küçümsüyor aptal yerine koyuyor nasıl izleyebiliyorsunuz? Fundi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir arkadaşım var bu Twitch işlerinde çok şey... seviyor yani. Benim yayıncılığa başladığım dönemlerden öncesinde de Twitch izleyen ve Twitch dünyasında var olan bir insan. Onun artık aramızda bir espri var. Yayınına girdiğimiz an kaç dakika içerisinde iddialaşıyoruz? Kaç dakika içerisinde donate'den, bağıştan, abonelikten, bitten, paradan, puldan, cebine girecek paradan bahsedecek acaba diye. Sürekli böyle iddiaya giriyoruz ve sana yemin ediyorum 30 saniye sürmüyor. Her girişimizde. Her girişimizde bu böyle. Artık kadının öyle bir para diline yuva yapmış ki hani burada yaptığı şey o kadar böyle hani para için ki hepimiz para kazanmak istiyoruz. Tabii ki hepimiz burada vakit geçiriyoruz.
Hepimiz bir emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ama sen gerçekten ben şok oluyorum. Her defasında bu kadar para dilinde olup da hani para para abone abone ol abone ol bir tane ya sen bu kadar atmıştın bak söz vermiştin abone olacaksın deyip de bu insanı hala nasıl izliyorlar? İnanın bilmiyorum. Hiç mi farkında değiller? Hiç mi yani bilmiyorum. İnanın anlamıyorum yani. Abonelerinden başka kimsenin abonelerinden başka hiç kimsenin mesajını okumayan, okuyorsa da daha önce mutlaka abonesidir bu arada. Abone olma ihtimali olduğu için okuyordur mesela. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bu insana mesela neden vakit harcıyorlar? Oyun yok, sohbet yok, para muhabbeti, iğrenç sohbetler, garip garip, yok düğün şurada olmalı, yok bu kadar altın olmalı falan diyen bir insansın sen. Hani ne katıyor mesela sana? Bir paylaşımın yok senin izleyiciyle. Anlamıyorum. Ben bunu yayıncılığı siktir et. Yemin ediyorum bir Twitch izleyicisi olarak anlamıyorum. Arkadaşlar ben bugün normal bir Twitch izleyicisi olarak giriyorum. Bir yayında abonemi de oluyorum. Bitim varsa bitimi de atıyorum. Sohbetimi de ediyorum. Çıkıyorum sonra. Ama normal baktığım zaman hani yayıncılığı bir kenara bırakıp izlediğim zaman da diyorum ki yani bir insan ne kazanıyor olabilir bu yayından? Kendine ne katıyor olabilir? Ortak bir oyun mu? Yok. Sohbet mi? Yok. Abone ol. Abone olmamışsın. Geçen ay olmuşsun. Bu ay olmamışsın. Bu ayda ol. Bak ya bir tanem canım benim bebeğim sen geçen ay aboneymişsin bu ay neden olmadın? Ha sorun değil bu arada hani hani bu insanı biri niye izliyor mesela anlamıyorum ben. Bir Twitch izleyicisi olarak anlamıyorum yani. Bu benim bu benim yegane gözlemimdir o kanalla ilgili. Anlamıyorum abi hiçbir zaman da anlamayacağım. Tanem canım benim hoş geldin. Nasılsın bu akşam? Bu akşam abone olacak mısın bana? Çünkü geçen ay abone olmuşsun. Bu ayda olman gerekiyor. Bu ne abi? Siktir git ya gerçekten. Çok eziksin. Çok eziksin yani. Bütün kurtlarımı döktüm bu akşam. Şu sağ olsun. Gerçekten şu sağ olsun yani. Bütün kurtlarımı döktüm bu akşam o yayıncıya karşı. Bence daha fazla konuşmanın olumsuz da olsa hak etmiyordur. O kadar haklısın ki konundan. Yok yok can sıkma değil bu. Hani elimde olmadan eleştiriyorum. Benim yani nasıl diyeyim? İyi oldu siktir sana dert olacağım ona dert olsun. Bilmiyorum artık Fundi burada mı bilmiyorum. Onun melekeleri geliyor arada buraya. Nasıl geliyor biliyor musun? Çünkü o biz Twitch dünyasına ilk giriş yaptığımız zaman göz bebeği moderatörünü bizim aramıza sokmuş. Moderatörünü bizim aramıza sokmuş. Moderatörümüz oldu o kişi bizim. Bir de ben ona cahilliğimle moderatörlük verdim. Gelmiş önüne geleni geçeni banlatmış bilmem ne olmuş bir şeyler olmuş böyle biri yani anladın mı sinirim o zamanlardan geliyor ona sonra geldi benim yayımda kendini ispatladı ve gitti yani biz kokoreç date'imize geri dönelim boş ver şu karıyı kokoreç date mi yarım mı yarımdan büyük mü? Vallahi Kaya aynen böyle. Herkes şahit burada benimle aylardır birlikte olan. Ay yok Umut nerede denk geleceksiniz? Sorma Fundi ya. Bir de utanmadan kendi hesabıyla
tikli hesabıyla geldi burada yazdı gitti. Yok sonra hesabım çalınmış bilmem ne. Siktir git buradan. Ben çeyrek yerim daha önce hiç yemediğim için. Sen daha önce hiç kokoreç yemedin ve benimle kokoreç date'e mi çıkmak istiyorsun? Önce biraz alıştırma yapman gerekiyor. Vallahi hükümdar Türkçüm. Yazan yazsın sana bizimkilerden fısıltı. Disko topu ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Bu karının adını fısıltıdan isteyenler var. Vereyim mi? Ver. Yayınımızda konuşmadığımız, dillendirmediğimiz sürece sorun yok. Ecoş'um sen uyumadın. Uyumadınız mı hala siz? Ben biraz bağırıyorum ama. Kokoreç mi bu akşam acayip canım çıktı. Insta'dan bir gönderi gördüm. Kokoreç candır. Ben değilim. Beni şahit yazmayın. İşim var. Ahır temizlenecek daha. Üst düzey hacker. Üst düzey bilgisayarların işi gücü yok. Hesabını çalacak. Aslan sorma. Gerçekten. Gerçekten yani hani ya 11 yaşında çocuğun bile inanmadığına yemin edebilirim ama artık herhalde şizofren olduğuna acıyorlar da herhalde o yüzden onunlar bilemiyorum yani. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Camel. Şarkı koyuyorum sıraya. Teşekkür ederim Enes. Biraz topluydu saçım bugün ama açtım dipleri acımış hep ağrımış kafam. Teşekkür ediyorum Rage Turtley. Uyumadık gıybeti de aldık. Okey. Ünlem liste yazarak Instagram'ımıza ulaşabilirsiniz. Yanlış söylüyor İbrahim Tatlıses şu an. Oh. Ben bunu nereye dökeceğim ya? Kilitli Instagram'ım. Açık profile dönsem mi acaba? Herkes bu kadar soruyorsa açayım profilim ben arkadaşlar. Ne dersiniz? Kaya, para ne olacak başka? Ne olacak başka? O konunun başka bir iç yüzü var da. Bizim bir tane bağışçımız var. O bizim kanalımıza gelmişti. O günlerde çok yüklü bağışlar yapmıştı ve bizim haftalık görünüyor biliyorsunuz. Bu yukarıdaki listeler. O liste Funicim öpüyorum çok dikkat et kendine görüşürüz. O liste daha güncelken bana bu Twitch Türkiye'den çok anlamayan bir arkadaşımız bana birkaç soru sordu birkaç yayıncı ile ilgili. Ben de bildiğimi anlattım. Ve muhtemelen onun Discord'undan çıkmıştı. Çünkü benim bu anlattığım şeyden sonra. Çıktıktan sonra da bu gelip burada bağış yaptığını görünce ve Discord'dan çıktığını da görünce büyük bağışçısının gelip burada bize saldırdı.
Aynen böyle bir durum oldu yani. Ben böyle düşünüyorum. Yani o kadar para göz birinden başka bir hamle bekleyemezsin yani. Tam olarak ona denk gelmesi tesadüf olamaz. Hesap olmayanlar bakamıyor mu? Arkadaşlar hesabınız yoksa Instagram'a nasıl bakacaksınız ki zaten? Ne oldu Zahmet? Mercimek kadar beyinleriyle insanların zekasıyla dalga geçmeye çalıştıklarını zannediyorlar. İşte bırak sevinsinler. Sevinmesinler. Korundan. Ben de nefret ediyorum Kaya. Bugüne kadar aynı platformda yayın yaptığım kadın yayıncılara karşı, erkek yayıncılara karşı beğenimden ve sevgimden başka hiçbir şey sunmadım. Beğeniyorsam izledim. Bir Twitch izleyicisi olarak desteğimi de asla esirgemedim. Sohbetimi esirgemedim. Gittim. Hostumu da esirgemedim. Ailecek gittik. Hep birlikte gittik sizlerle birlikte. Ama hiçbir zaman insanların kanına dokunacak hareketler yapmak, onları ezmek, onlara hakaret etmek hiçbir zaman bizim tarzımız olmadı ve olmayacak da. O yaptığı terbiyesizlikle ve benim izleyicilerime rezil olduğuyla kalacak. Hiçbir zamanda bir adım ileri gidemeyecek yaptığı hareketlerle. Seni de bir kere onun chatinde görmüştüm Zahmet bu arada. Onunla ilgili konuşuyorsunuz sandım. Kokoreç. Tabii ateş. Neyi Umut? Neyi göremedi? Ben daha önceden gelmedim. Ona ilgilendiğim oyunlar ile oyun oynamıyor Kaya. Arkadaşlar o yayıncının ismini burada verecek halim yok herhalde. Aptal mıyım ben? Çok yani kendi izleyici kitlemizden merak eden insanlar varsa onlara moderatörlerimiz cevap versin. Sen benim Kokoreç şarkımı biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Ünlem YouTube yazarak YouTube kanalıma abone olabilir ve garip kliplerimin hepsine YouTube kanalından ulaşabilirsin. Kokoreç şarkım da var mesela YouTube kanalımda. Sensiz olamaz. Koko olamam bu arada. Ünlem YouTube yazarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Orada bazı yayınlarımı, bazı kliplerimi, bazı editlerimi paylaşıyorum. Komik bulabileceğiniz, eğlenebileceğiniz içerikler efendim. Azer ve Müslüm Baba'yla da fotisi var. Onu nasıl demek? Evet, bu arada Azer Bülbül ve Müslüm Gürses'le Instagram profilimde bir fotoğrafım var. Like'larsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler arkadaşlar. En son fotoğrafım Instagram'ımdaki. Son fotoğrafım sevgili rahmetli Azer Bülbül ve rahmetli Müslüm Gürses'le. Kilitli hesap. Evet, kilitli hesap. Takip ederseniz kabul edeceğim yayından sonra. İşten gelince uyudum. 12'den sonra uyandım. Yemek sepetindeki restoranlar kapanmıştı. Yoksa bir 3 çeyrek yemem vardı. Yarımdan büyük yani. Çok severim. İsteklerinizi kabul edeceğim sevgili Aslan. Aslan ismin mi bu arada? Yoksa Galatasaraylı olduğun için falan mı Aslan yaptın? Instagram hesabınız yok mu? Aga be. Olsun.
Anlıyorum. Çok iyi. Kaç duble oldu? 5, 6 mı? İyi akşamlar Serkan, hoş geldiniz. Beş mi? Aynen, Air Victor. Çakır oldum hafiften. Az önceki konu da beni birazcık gerdiği için onun etkisiyle de böyle biraz kafam gitmedi değil yani. Sinirlenince gözü dönenlerden misiniz? Avren Gücü kanalına hoş geldiniz. Çünkü ben sinirlenince gözüm dönüyor. İş yerinden bağlanıyorsun. Hayırlı işler diliyoruz. Bardağın kenarları hep ruj olmuş, kirli gibi görünüyor size ama bu benim rujum aslında. Arkadaşlar. İlk defa mı görüyorsun? Zahmet. Ama ben seni gördüm orada. Yani oranın chatinde. Çünkü dedim ya, gidiyorum izliyorum diye. Allah Allah. Yanlış, başka zahmet miydi acaba? Bilmiyorum. Boynum kırıldı Yanlış hatırlıyor da olabilirim, bilemiyorum. Olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Barda bir Ethereum, o ne? MS. Nasıl beceriyorsun rakı içerken sinirlenecek bir mevzu bulmayı her seferinde? Araştırmalı bence bu olay. Nasıl beceriyorum gerçekten? Bilmiyorum. Aslında ben sinirli bir insanım. Size ne kadar pamuk gibi böyle sevecen görünsem de benim sinirli bir yapım var. Çok çabuk parlayıp ama inanılmaz çabuk sönen bir yapım var arkadaşlar. Ben anlamıyorum kripto paradan. Bardağımı da satmayı düşünmüyorum. Zaten bir tane rakı bardağım var şu an. Mersi. Bizim koyundan yana yüzümüz gülmüyor. Comik sen battın değil mi? David de battı değil mi bu arada? Arkadaşlar ben hiç anlamıyorum o kripto para işlerinizden falan sizin. %100 battım. Arkadaşlar ne kadar çok yani coin moin böyle bu kripto paralarla iş yapan arkadaşlarımız varmış ya. Hani baya artık şu anlarda daha mı popüler olduğu için duyuyorum bilmiyorum ama ben bizim ülkemizden çok ilgilenen insan yoktur zannediyordum ama varmış yani baya. Duygu geçişlerin çok hızlı oluyor rakı içerken bilhassa. Bilmem olabilir. 200 lirası olan bu işe sardı. Sesim az mı geliyor? Şarkı mı çok açık? Bu akşam hiç bu şikayeti almadım aslında. Türkiye Avrupa'da birinci. Wow. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sabırsızların para kaybettiği bir yer. Para kazanma konusunda sabırsızlık gösteren insanların para kaybettiği bir yer mi demek istedin? %22 falan Türkiye'de kullanım oranı, ben eskilerdenim. Sen kaç yaşındaydın bu arada Aslan? TL'de güven az olunca insanlar sağa sola saldırıyor.
Alacak bir şey yok zaten ya. Analiz falan hepsi yalan. Kumar işte. Balinalar nasıl isterse. Bilmiyorum baykuş. Dediğim gibi hiç kafa yoramam yani ben öyle bir şey maalesef. Ya arkadaşlar eğleniyorsanız, iyi vakit geçiriyorsanız okey. Ama yani ocağınıza da incir ağacı dikmeyin yaptığınız hamlelerle. Şarkı çok iyi, hanım mendili getir. Severim biliyorsunuz kara üzüm habbesini. Rakıyı da susuz mu? Yok. Suyum var. Hatta biraz peynirim de var. Yiyeyim ondan biraz. Bir tık kısalım. Öyle mi oldu Alp? Rakın yanında ben yoğurtlu şeyleri severim. Böyle mezeler şeyleri severim. Meze diyorum. Tabii ki meze seviyorum. Bırakın yanında. Şey, böyle patlıcanlı ezme gibi. Meze diyeceğim, ezme diyeceğim mi? Meze dedim. Patlıcanlı işte ne bileyim acı sos bilmem ne falan onları severim. Ha, açsam balık tercih etmem. Et veya tavuk tercih ederim. Balık pek sevmiyorum ben rakının yanında. Instagram'da geri takibi abonelerim isterlerse onlara sağlıyorum arkadaşlar. Alp senin burcun neydi? Çok şanslısın sen. Anladın değil mi Kaya? Kaya seninle de oyun oynayalım. Senin oyun oynamayı da seviyorum bu arada. Yarın abone günü yapacağım. Yarın bir just chatting'deyim. Aklım bir yandan görüyorsunuz değil mi oyunda? Girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum da girmeyeceğim bugün yok. Yarın abone oyunları yapalım arkadaşlar. Çarşamba günü de şey yaparız. İzleyici oyunu yaparız. Sonra ekip oyunlarına döneriz. Tamam Kayacığım bekliyorum mutlaka. Aslan biz %98 oranında Call of Duty Warzone oynuyoruz. Pardon. Perşembe yapacağım Umut'cum. Call of Duty Warzone oynuyoruz. FPS oyunları ağırlıklı oynadık bugüne kadar hep. İşte Valorant girdiğimiz oldu. PUBG Steam versiyonunda girdiğimiz oldu. Ama onların hepsini zaman zaman bıraktık. CS oynadık 1-2 yayın. Sarmadı beni pek. Call of Duty'ye olan eğimime kıyamadım. Oynamadık onları. Ben boğazıma bir şey takıldı herhalde, bir saniye. Şu an daha iyiyim, affedersiniz. Call of Duty oynamayı, yani Warzone oynamayı, tamam Kayacığım dikkat et kendine, görüşürüz. Warzone oynamayı hep çok sevdim. Partnerliğimizi ıslatıyoruz. Kuru kahveci Arda Efendi. Selam Zedlocks. Hatta bunun için sistem kurduk. Şimdi bilgisayar siparişimizi verdik. Yeni sistem siparişimizi verdik. Onun gelmesini bekliyoruz. O geldikten sonra daha yüksek FPS'e, daha iyi şartlar altında oyunumu oynamayı çok istiyorum. Çok hevesliyim bu konuda. Sistemim geldikten sonra da gelene kadar, hatta şu an Oktay'la konuşacağım. Bu panelimize de ekleyecek bizim sistem özelliklerimizi, ya da Otoboto da ekleriz. O zaman sizler de benim sahip olduğum sisteme hakim olacaksınız, bileceksiniz hangi parçalarla sahip olduğumu. Şu an benim bilgisayarım güzel, Air Victor. Ben de şu an Monster Tulpar T7 var.
Dizüstü bir bilgisayar ama yayınla birlikte verdiğim zaman FPS'im çok fazla düşüyor. Daha iyi FPS alarak oynamayı istiyorum. Ekran kartı lazımsa Hong Kong'dan göndereyim. Çok mersi, teşekkür ederiz. Yok, 3090 alacak kadar bir bütçemiz yoktu. Ben yayıncılığa başladığım aylardan bir donate barı açmıştım. Masaüstü sistem toplamak istediğime dair bir sistem açmıştım. Benim açtığım zamanlarda 10 bin liraya toplayabileceğimiz bir sistemdi ama her şeye zamanla zam gelmesi ve bizim donate barımızın 9-8 ayda neredeyse dolmuş olmasını da hesaba katarak daha bizim böyle standartlarımıza, bütçemize uygun bir sistem topladık arkadaşlarımızla birlikte. Moderatör arkadaşlarım ve kanalımızın müdavimi arkadaşlarımızla birlikte. Onun siparişini verdik. Onun gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi sistem özelliklerimi size paylaşacağım. PC aldım demesene vergi aldım de. Aslan çok büyük sıkıntılı. Yani 20 küsür K verdik. Değil mi Umut? Öyle bir şey oldu. Yani 20K'ya ben ilk donate barını açtığım zamanlarda daha farklı, daha yüksek standartlarda bir sistem kurabilirdik. Ama böyle oldu. Açtı, evet, 20K'ya, 21K diyebiliriz hatta. Ivan Drago sen gelir miydin ya? Buralara hoş geldin. Yok, 3090 bilmiyorum. Evet, fiyatlar çok artmış durumda. Her şey zamlı arkadaşlar ama bizim için ben arkadaşlarıma dedim, bana yardımcı olan benimle birlikte sistem kurmaya gerçekten gönül veren. Çünkü çok teferruatlı bir iş bence. Arkadaşlarıma dedim ki bana iyi Warzone oynatsın. Warzone oynatırken yayın vermeme de, iyi yayın vermeme de, sıkıntısız yayın vermeme de yardımcı olsun. Yeter bana dedim. Ona göre bir sistem ayarladık benim için ve gelmesini bekliyoruz. Valla 4-5 ay benim için çok geç bir süreydi. O yüzden en kısa sürede toplarsak, kurarsak ve yayınlarımıza başlarsak bizim için daha iyi olur diye düşündük ve en kısa sürede daha da belki artması ihtimaline karşılık erkenden siparişimizi verdik. Bakalım. Bekliyoruz gelmesini. İşin teferruatı fiyatı denklemekte. Arkadaşlar gerçekten çok ciddi bütçeler söz konusu. Yani istediğiniz oyunları istediğiniz şekilde oynayabilme arzusuyla kurduğunuz bir sistemde gerçekten birçok insanın cebine dokunabilecek yüklü meblağlardan bahsediyoruz. Bizim de şanslı olduğumuz bir akşamdı ve büyük bir bağış neticesinde toplayabildik. Umarım güzel olur bizim için. Abla sistem gelince bizi vurmayı bırakacak mı? Evet, artık evinizin camları kırılmayacak. Artık götünüzden headshot. Hani ben onu headshot olarak atıyorum ama siz götünüzden vuruyorsunuz. Artık asla olmayacak. Kokoreç date'imizden ekran kartı hediye edebilirim. Çok mersi, çok incesin, teşekkür ederim. Arkasında izleyen olmadı hocam. Duyar kesmeye gerek yok. Ne için dedin onu? Ha. O aslında bence Aslan birazcık ironi yaptı onu söylerken. Evet, anladım Air Victor da sanki biraz ironi yapmıştı. MSRKC. Çünkü benim fiyatların çok pahalı olduğundan bahsettiğim bir anda yazdı onu gibi yakaladım bilmiyorum. İroni yapmadın mı?
Yani bu ülkede yaşamıyorsun ve gerçekten gençlerimizin elde etme hayali olan, hakkı olan şeyleri elde edemiyor olması durumunda. Yok yok aslan, ben ironi yaptı sandım. Oda duman altı değil de kameranın önünde oldu birazcık sigaram da ondan oldu. Neyse bu konulara girmeyelim arkadaşlar. Çünkü ben isterim ki gerçekten çok yüksek internet standartlarına sahip olalım. Herkes istediği sistemlerde, istediği oyunları, istediği şekilde, istediği kalitede oynayabilsin. Çok isterim. Ama ülkemizde maalesef bu her genç için, herkes için mümkün değil. O yüzden bu konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Evet, Eric'lere katılıyorum. Emre, yani tabii ki normal alkol alan birine göre kafam, gözüme de duman kaçtı, boğazıma da duman kaçtı bu arada. Bunlar sarhoş edecek. Gayet yani normalim şu anda, sarhoş olmadım yani. İnternet her gencin kolayca ulaşabileceği temel hakkı olmalı. Ulaşabiliyoruz ama bazı ülkelere kıyasla daha düşük standartlarda ulaşabiliyoruz. Hakkını helal edenlere hakkımı helal etmiyorum diyor Korundon. Çok güzel nokta koyuyor aslında bu konuya. Çok katılıyorum sana Korundon. Çok katılıyorum sana. Dolar arttıkça para kazanan bir insansın. Anlaşılan cebin doldukça vatanın gençlerini düşünmüyorsun. Hiçbir şey demiyorum. Şu ayının ortamına yazık çünkü. Benim için mi dedin aslan bunu? Yani Twitch platformunda para kazanıyorsan dolar üzerinden kazanıyorsun ve benim için dediğini düşündüm ama pek öyle dediğin gibi olmuyor zaten. Doların inme çıkma durumuna göre kazanıyorsun sen de. Yani atıyorum 10 dolar kazandın, dolar arttı, 15 dolar oldu o para ama sen yine de doların arttığı dönemdeki parayı kazanıyorsun. Yani eğer bana dediysen hani öyle bir şey değil ama neye istinaden ekran kartçı diyorsun? Bilmiyorum, tam olarak anlamadım sanırım ne demek istediğini. Kaçlık bir büyüye danışıyorsun? 50'lik bir rakım vardı Korkmaz Baran. Linçleyin diye demedim ama ihtiyaç varsa demek ki kazanç da vardır. Yok yok aslan, tamam anladım seni. Mese, arkadaşlar ben bilmiyorum bu konuda biraz katı mıyım ama ben bu ülkede yaşamayan insanların, bu ülke vatandaşıdır, Türktür, Türkçe biliyordur, Türkçe konuşuyordur, okey. Ama bu ülkede yaşamayan insanların, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin yönetimini, yaşam stilini eleştirmesine karşıyım ben bu ülkede yaşamayan insanların. Çok itici oluyorsunuz. Arkadaşlar, bu ülkede yaşamayıp da bu ülkede bir şeyleri, yani yolunda olmayan şeyleri diyeyim. Bu ülkede yolunda olmayan şeyleri destekleyerek, hak vererek çok itici oluyorsunuz. Gelin ya burada yaşayın, çok beğeniyorsanız, seviyorsanız, ya da eleştirmeyin. Yaşadığınız yerdeki standartlar doğrultusunda hayatınıza bakın. O yüzden rica ediyorum, benim çok hassas olduğum bir konu, girmeyelim oralara.
Şartlara göre konuştuysan senin Türk vatandaşlarına acıman lazım. Şartlara göre konuşmuş olsan senin burada yaşayan Türk gençlerine, Türk insanına acıman lazım. Çünkü iyi durumlarda değiliz. Değiller. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden yerli yersiz eleştirmeyelim. Evet ama yapacak bir şey yok ki birlikte üreterek kazanarak değiştirebiliriz. Üretmek için ortam gerekir. Ne üretebiliyoruz? Bir 30 yaşında birey olarak iyi bir bilgisayarım olmadığı ve hayalimdeki bilgisayar alabilmek için hayatımda ilk kez Twitch dünyasına girdim. Çalıştığım sektör kapalı olduğundan dolayı işi bırakıp yayıncı olmayı düşünüyorum. Zor bir karar bu arada. Ben yayıncılığa ilk başladığım zamanlarda YouTube'da bir video izlemiştim. Bir büyük bir Twitch yayıncısının Twitch'te yayın yapmakla ilgili olan düşüncelerini de tabii ki dinledim bu esnada ve demişti ki işinizi gücünüzü bırakıp İşte yayıncılığa başlamayın. Zor olabilir, zorlanabilirsiniz. Umduğunuz gibi olmaz. Hayal kırıklığına uğrarsınız. O yüzden bence buralara girerken çok büyük beklentiler içerisinde olmamalısınız. Ben hiçbir zaman çok büyük beklentiler içerisinde olmadım bu arada. Buralara girerken bir hobim vardı. Bilgisayar oyunu oynuyordum ve girdim. Bu şekilde sohbetimiz, eğlencemizle oyunumuzla bir yerlere gelebildik çok şükür. O yüzden iyi düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yayıncılığın basit bir şey olduğunu hiçbir zaman savunmayacağım arkadaşlar. Burak Tan Tunder. Çünkü insanların bir şeylerin yolunda olmayışını bağlayabilecekleri bir sebep var kendilerince. Yolunda olmayan ekonomiden sorumlu olduğunu söyleyen bir insan var ve ekonomimizde hiçbir şey yolunda değil. Tabii ki bu maalesef siyasete bağlanıyor. Buna kanalımızda, yayınımızda mümkün olduğunca izin vermemeye çalışıyoruz. Herkes saygı çerçevesi içerisinde fikirlerini beyan etsin. Tabii ki istiyoruz. Burası bir konuşma ortamı, sohbet ortamı şu an. Sınırlarımızı aşmadığımız, hiçbirimizi birbirimizi zor durumda bırakmadığımız sürece tabii ki herkes fikirlerini söyleyecek. Ama bunun sebebi tamamıyla Burak'ın dediği gibi maalesef ister istemez siyasete bağlanıyor. O yüzden aslında konuşarak çok bir yere varılabilecek bir konu değil. Herkes neyi, ne zaman yapması gerektiğini bilse her şey daha farklı olacak deyip bu konuyu gerçekten kapatmak istiyorum. Eğir Victor aynen. Konuyu değiştirelim. Selam Asım Can. ASMCN. Hoş geldin. İnsanımızı araştırdım, araştırdım. Tek bir sorun var. Nasıl bu ülke kendine gelir? Potansiyelinin farkına varırsa kendine gelir. İnsanların zekasının farkına varırsa kendine gelir. Bence. Arkadaşlar. Yani tabii ki insanın potansiyelinin farkına varılması için belli bir ortam yaratılması, devlet desteği vesaire bunlar önemli şeyler ama insanımız şununun gerçekten çalıştığını bir keşfetse
Her şey çok daha farklı olacak. Ama bizim insanımız da maalesef alışılmışlık doğrultusunda boyun eğmişlik var. Bilmiyorum daha ne kadar iyi açıklayabilirdim bunu ama alışılmışlık ve boyun eğmişlik. Her şey daha farklı olabilir herkes için. Purple Sun, katılıyorum sana. Beyin göçü konusunda çok büyük oranlara sahibiz. Çünkü insanlar verdikleri emeğin, ortaya sundukları şeylerin buradan değer görmeyeceğini düşünüyorlar ve gitmek istiyorlar. Şeyi hatırlıyor musunuz? Çok güzel bir TRT'ydi herhalde ya. Bir bilim yarışması vardı ve organik şerbet birinci olmuştu. Şerbetin birinci olduğu bilim yarışmasını hatırlıyor musunuz? Hoşaf, pardon, özür diliyorum. Hoşaftı. Ve ikinci olan, yani diğer çocukların ortaya koyduğu şeyi hatırlıyor musunuz? Hoşaf, evet, Aker. Arkadaşlar yapmayın. Yani bilime verilen değer ortada maalesef. Okicim selam, hoş geldin. Günün haberi, kadın bir doktora bana tecavüz ediliyor diye iftira ederek sokaktan geçenleri linç ettiriyor. Gerçekten mi zahmet? Nerede olmuş bu olay? Güzel Oktay, sohbet ediyoruz. Sende ne var ne yok? Tarım çok önemli. Tabii ki Korkmaz Baran da. Tarıma yeterli önem veriliyor mu sizce? Valorant mı oynadın? Cansın, hoş geldin. Tarım bırak, neye önem veriliyor ki? O yüzden Korkmaz Baran diyoruz ki kendi hayatlarımıza verebildiğimiz maksimum değeri vereceğiz. J23, teşekkür ediyoruz bitlerin için, hoş geldin. Kendi hayatlarımıza verebileceğimiz maksimum değeri vereceğiz. Canımızın, sağlığımızın kıymetini bilip vatana, millete hayırlı insanlar olmaya çalışacağız. Ve böyle nesiller yetiştireceğiz. Kendini bilen insanların kurtaracağını düşünüyorum bir şeyleri. Merhaba, ortam şahane, pırıl pırıl, mis, arka fon, müziklerin çok iyi, bir şarkı rica ederim. Ferdi Özbeğen, gündüzüm seninle. Jamil yok ki, açarız. J23, tekrardan teşekkür ediyoruz bitlerin için. Twitch'te paranı çekmen için ne kadar olması gerekiyor? Minimum 100 dolara ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu zaten Twitch yönetmeliğinde yazıyor. Oralardan okuyabilirsiniz. Minimum 100 dolara ulaştığınızda Twitch'te bulunan paranızı çekebiliyorsunuz. J, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin aramıza. Ümitsiz olmayan, lütfen bir gün güzel ülkemde iş yapmak isterim. İnşallah arkadaşlar. Ülkemiz çok güzel, çok seviyoruz. Tabii ki hepimiz, ana vatanımız, toprağımız burası bizim. Ama herkes toprağında güzel şartlar altında yaşamak ister. Öyle değil mi? Hoş geldin Özge'cim, burada mıydın? Valla epey sohbet ettik, demlendik bu akşam. O ki yarın gündüz Discord'da buluşmalıyız. J, teşekkür ederiz. Bitlerin için kesene bereket.
Sen bu ülkeye gönül rahatlığıyla çocuk doğurabilir misin? Hayır. Şu haliyle tabii ki hayır. Yine hayır. Çocuğunun geleceğinden emin olabilir misin? Hayır. Kendi geleceğimden emin olmadığım bir ülkeye, yani ülkeye demeyeyim de bir ortama diyeyim. Nasıl çocuk doğurabilirsiniz arkadaşlar? Çocuğu dünyaya yani getirmek basit bir şey ama bir şeylerin geleceğini de düşünmek zorundasın. Bir önceki mesajımı okur musun? Okuyorum. Hello, why get? Hangi dil bu? Sanırım anlamadım. Okuyorum aslan, bir saniye. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? J. Neden beyin göçü, bir örnek vereyim. Bir arkadaşım mezun oldu. Aselsan'da çalışıyor. Projesi var. Bu ejderler var. Polislerin onların içindeki ekran yazılımını yaptı. O dönem İsrail yazılımı kullanıyordu. Ne oldu? Bilin bakalım. Kabul edilmedi. Çocuk çıktı gitti Amerika'da. Yılda 200K dolara çalışıyor. İşte beyin göçünün babası. Senin bahsettiğin aslan. Beyin göçünün ağababası. Böyle böyle yüzlerce, binlerce insanımız gidiyor bizim. Beyin göçü konusunda çok yüksek oranlara sahibiz ülkecek. Arkadaşlar Almanca çevirebilecek biri var mı? Ben anlamıyorum şu an ne yazdığını. Oktay, sana bir iki bir şey danışacağım ve bir iki bir şey rica edeceğim senden. O yüzden. Nereden geliyorsun diyor. Ben buralardayım. Hatan, Türkiye'nin neresindensin diyor. Ona Ankara'yı söyler misiniz rica etsem? Tamam Oktay'cığım, gün içerisinde haberleşiriz. Abi sana 50 TL atmak istiyorum, nasıl atarım? Boş ver be Furkan, atma. Boş ver. Kalsın cebinde paran. Akşam 5'e kadar, tamam onu okumuştum. Çevirin onu Türkiye'nin yapan bir yayına gelip de neden Almanca yazılır? Türkçesi belki yeteri kadar iyi değildir. Daha önce bizimle bir tane bir neyimiz vardı, nereliydi? Kolombiyalımız vardı, hatırlıyor musunuz? Yazıyordu bir şeylere, gülüyordu. Ama anlamıyorduk. O kişi bu arada beni Instagram'dan takip etmişti. Bu arada gerçekten Kolombiyalıydı, biliyor musunuz? Ne dedi Hatan? Ankara güzel diyor. Ankara'ya gelmiştim diyor. Aramıza da hoş gelmiş. Öyle yazar mısınız? Ben anlamam. Zaten İngilizcem bile A kaç bilmiyorum. İngilizcem bile çok kötü ya. Almanca ben nasıl konuşayım? Aslan.
Türkçe konuşabilir mi? Eğlenceliydi. Jay, niye bizi uğraştırıyorsun? Konuşun ne güzel Türkçe. Anlaşırız işte, madem biliyorsun Türkçe. Abla sen ne okudun merak ettim. Bilgisayar falan mı? Yok, ben beden eğitimi öğretmenliği okudum. Lan ben Türkçe yazıyorum, kimse cevap vermiyor. Aşk gel, aşk gölsün. Akercim, niye cevap vermeyelim? Bırak bazı şeyler de kötü olsun. Her şeyin güzel olacak diye bir şey yok. Ya korunun, teşekkür ederim. Yok, Oktay bekliyoruz. Tokat'ta okudum. Saçların, yarın herkes saçlarını kestiriyor herhalde. David de yarın saçlarını kestiriyormuş. Bugün öyle yazdı çete. Saç kestirme ayınız mı geldi beyler? Dedim sana aynısını ben de yapıyorum. Bazen yabancı ayağına İngiliz yazıyor ama name tag ele veriyor. Burak. Kuaförler açık. Teşekkür ediyorum Pegil. Ben o zaman gideyim bir tane biramı alayım geleyim. Sonra onu da içeyim. Sonra gideriz. Ne diyorsunuz? 6 saat olmuş. Ben seni her yerden takip ediyorum. Instagram'dan da mı? Teşekkür ediyorum Berke. Biramı da alıp geliyorum arkadaşlar. Kıyafetimin şeyleri düşmüş. Parıl parıl. Nasıl dökülmüş? Hep bunlar böyle kollarım sürtüyor ya, öyle dökülüyor. Neyse, önemli değil. Bir şey kaçırdın mı? Evet ya. Koltuğunda bayağı simler var. Simlerin
Siz de gördünüz mü? Yaşıyorsunuz saçma. Vallahi. Jay, thank you. Evet, Air Victor. Disko topu aynen. Köpürtmeyelim dedik ama yine bir tık köpürttük. Rakı bardağında birayı severim bu arada. Normal bira içtiğim gecelerde de ben hep rakı bardağında içerim. Afiyet olsun arkadaşlar, benimle birlikte demlenen dostlar. Hepinize yarasın. Winx Club'daki kız var ya, sarışın, ona benzedin. Bir kanatlar eksik. Hangisi sarışın olan, Selma mıydı? Afiyet olsun Zack Porow. İyi geceler. Oksil hoş geldin. Bu Malt Efes. Her gün hemen hemen. Air Victor. Yani şeyden önce, pandemiden önce bu kadar çok içmiyordum evdeyken. Gece dışarılarda, mekanlarda, arkadaşlarla vesaire falan akşamları içiyorduk ama evde bu kadar içmiyordum. Pandemiden dolayı biraz fazla kaçırdık. Evet, saçlarımın önünü boyattım. Afiyet olsun Zac Barrow. Sana afiyet olsun. Sen iyisin. Ben üçüncü bardağı zor içtim. İki saattir yokuz. Ne içiyordun sen zahmet? Vodka içiyordun değil mi? Benim hatun seni gördü. Sorsana saçların nerede yaptırmış diye sarıyor. Aker, burada benim memleketimde bir kuaförde yaptırdım. Ama kuaförüm iyi bir kuaför. İstanbul'da çalışmış yıllarca. Burada yeni salonunu açmış biri. Bu şarkıları açmayacağım bu arada. İbrahim Tatlıses'ten. Aa, bunu açayım size. Yani normal bir kadın kuaförü yani, hani burada yaşamıyor herhalde. Siz nerede yaşıyorsunuz? Abla, Türkiye'de gamer girl bulmak zordur. Sen nasıl başladın? C'yi teşekkür ediyorum bitlerin için. Niye zor olsun arkadaşlar? Bir sürü gamer hanımefendi var ülkemizde. Benim için en büyük etken bilgisayar oyunu oynayan arkadaşlarım oldu. Benim 2011 yılından beri internet kafesi olan arkadaşım, onunla oynadığımız CS'den tut. Yıllarca hep bilgisayar oyunu oynayan arkadaşlarım oldu ve ben hep hevesli ve istekliydim bilgisayar oyunlarına. 26 yaşındayım. 25 yani diyelim biz ona. Ben arkadaşım var, kulağında 6 delik var, her boku takıyor. Sence itici değil mi? Bayan olarak cevap verir misin? Niye itici olsun arkadaşlar? O kendisine öyle yakıştırıyordur ve yakışıyordur da eminim. Ben öyle şeyleri çok itici bulan bir insan değilim. Herkes kendine yakıştırdığını yapabilir yani.
Beğeniyorsa, kendisi seviyorsa niye olmasın? 22 diyelim. 22 hoş oldu aslında. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Aynen. Yokum. 95 doğumluyum. Valla sınıfta bilgisayar oyunu oynuyorum dediğimde bana ucuba gibi bakıyorlar ama sanırım görünüşüm bunu da destekliyor olabilir ama neyse. Niye? Ne var ki görünüşünde? Hatancığım bugün hype train başladığında sen de destek olmuştun ya, onun için sana hype train esnasında destek olduğun için tren geldi. Mesajlar benim ekranda gözükmeden okumuş oluyorum. Büyücü bu. Sıfır delay arkadaşlar. Her şey sizi bekletmemek ve mesajlarınıza anında cevap verebilmek adına. Döktüm sandım. Bir şıp sesi geldi. Meğer koltuk altımdan gelmiş. Bu hareket ediyor ya. Arkadaşlar, rakının üzerinde bira pek güzel oluyor be. Nasıl bu kadar güzel olabilir? Bu arada gördüğünüz şey bir silikon. Tabii ki değil. Bunu onun üzerine taktığınız zaman arkadaşlar normal bir şey gibi oluyor. Ampul hani. Normal bir gece ışığı gibi oluyor. Hiç bu yanıp dönmeler, sönmeler falan olmuyor. O yüzden bunu buraya ayırdım. Az önce soranlar için söyleyeyim dedim. Yoksa bu bir silikon falan değil yani. Ne zaman Warzone oynarız demiş J. J, çarşamba günü izleyici oyunlarımız var. Seni çarşamba günü bekleriz. İstersen yarın da oynayabiliriz. Yarın abonelerimiz ağırlıklı olacak. Abonelik durumumuza göre, abonelerimizin oynadığı yoğunluğa göre bakarız yarın. Yarın da olabilir. Yani biz bugün just chatting yapıyoruz ama tabii ki anlatabilirsin Pigil. Genel olarak oyun oynuyoruz zaten. Duruma göre chatten arkadaşlarımızı alıyoruz. Hep bekleriz. Bizim bir kentte evimiz var. Bazen geliyoruz. Şu kuaförü ise kurtulamıyorum. Asker, ben Ankara'da yaşamıyorum ki şu an. Sinop'ta yap. Yani Sinop'ta benim kuaförüm. Bunu yapan. İvan Drago'cum, sen aylardır yoksun ama biz 2 haftadır başladık abone oyunlarına ve abone şey izleyici oyunlarına. 2 hafta oldu herhalde. Öyle değil mi moderatörler? 2 haftadır falan sıklıkla izleyici oyunu ve abone oyunu yapıyoruz. Abla, Cold War'daki Diamond Camo gibi giymişsin. Cold War yok bende, Burak'cığım. Ciddi silikon sandım demiş Özge. Ama harbiden silikona benziyor bu arada. Azıcık böyle jelibon gibi olsa benzer. Ben küçüğüm, çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. İyi geceler, iyi yayınlar dilerim. Air Victor, çok teşekkür ederiz. Hep bekliyoruz. Biz buralardayız. Sohbeti hep bekleriz. Valorant isteriz demiş Aslan. Aslancım, Valorant'ı ben çok kısa oynadım. Oynuyorum da. Hani gerçekten ayda yılda bir böyle yayıncı arkadaşlarım, böyle sevdiğim Valorant oynayan arkadaşlarım falan oynadığı zaman onlarla falan girdim birkaç kere. Yine girebiliriz, olabilir. Hani silmedim oyunu, bilgisayarımda duruyor. Ve boş vakitlerimde de hep zaten o diğer oyunların güncellemelerini yapıyorum. Hazır yani oynamaya ama oynarız. Bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi ama kodcuyum yani. Burak, genel olarak Hatan, katılıyorum sana bu arada. Benim çok tarzım bir oyun değil Valorant. Kod ağırlıklı. Dediğim gibi %98 oranında Call of Duty oynuyoruz. O %2 de diğer FPS oyunları. Bir kere Fall Guys oynadık. Çok istedi bizimkiler. Oynayalım, oynayalım, oynayalım.
Oynadık, kanser oldum. Bitti yeni tedavim de şeyden sonra, Fall Guys'tan sonra daha yeni sağlığıma kavuştum yani. FPS oyunlarına devam anlayacağınız. Çiftliğim, onu karıştırma. Ah, gözüm yandı. Bir Fall Guys, hala Fall Guys diyor bak, beni çıldırtacak. Harbi çıldırtacağım yani. Ya alkolle birlikte içiliyor sigara arkadaşlar, ne yapalım? Yok be aslancım ya, gerçekten. Hani millet eğleniyor. Ben Fall Guys oynarken. Ben var ya, sana yemin ediyorum, o sevimli o jelibon mu o minik adamlar her neyse, çok sevimler okey, komik sesler çıkarıyorlar okey, ama inanılmaz geriliyorum yani Fall Guys oynarken. Yok be Mert'inizim, hiç bırakmayı düşünmüyorum valla. Twitch'te ki trende atla sen de Resident Evil oyna, çıkar aradan istersen. Ya bırak, şöyle söyleyeyim. Trendleri oynamak okey, güzel bir şey bir yayıncı için, ama ben daha çok sevdiğim, eğlendiğim oyunu oynayarak izleyicilerime hitap etmeyi tercih ediyorum. Ha, izlerim, beğenirim, oynayalım mı? Okey, oynayalım derim, oynarız. Ama şu an için özellikle yeni sistemim gelsin ve aşık olduğum oyunu böyle istediğim standartlarda oynayabileyim diye çıldırıyorum yani. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. Oynadık, PUBG'de oynadık. Steam versiyonunu. Mobile değil de. Üniversite yılları işte nideli arkadaşlar var. Deli gibi rakı şarap içiyor. Ben normal içiyorum. Her neyse, fazla kaçırıp sızmışım kafa kıyak. Bunlar bana şaka yapacak ya, bir tane yumurta kırıp sanki beyaz akın. Yumurta akını neye benzettin? DM'lerime bakıyorum, evet. Boş vakitlerimde inceliyorum. İsteklerinizi kabul ediyorum arkadaşlar. DM'lerde hoşuma gitmeyen mesajları banlıyor ve avukatıma iletiyorum bu arada. Haberiniz olsun. Çünkü canım Osman, sevgili Osman kaşınıyor. Elleri kaşınıyormuş. Öyle. Türkiye'de niye PayPal yok? PayPal ne? İltifat edelim o zaman. Yo, hiç vallahi Özgecim, güzel şeyler yazmalarına gerek yok. Kötü şeyler yazmasınlar yeter bana gerçekten. Benim insan olduğumu, duygularımın olduğunu, benim bir ailem olduğunu unutmasınlar yeter benim için gerçekten. Ama bunu unutan insanlar, her kimlerse, cezalarını çeksinler istiyorum ve çekecekler. Beni bu konuya da şeyim, moderatörüm diyorum, avukatım şey yaptırdı zaten, ayıktırdı. Para transfer online ödeme için kullanılıyor sister. Anladım hatanı, bilmiyordum. Kötü dediğin kasıt nedir, ne yazıyorlar, çok merak ettim şu an. Mertizm yani, ahlaksız tekliflerden tut penislerini atmaya kadar. Bildiğiniz penis atmak. Penisinin fotoğrafını çekip atmaktan bahsediyorum. Penis atmak. Hakaret içerikli mesaj. Herhangi normal bir story'me yanıt olarak yani hakaret. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar gerçekten çok çirkin şeyler ve cezası olması gereken şeyler. Jay, teşekkür ediyorum bitlerin için. Bir şey yazmış. Hatan yine anlamadım. Sen çevirir misin?
Herkes insan olarak doğuyor ama mesele insan olarak kalabilmekte işte. Ömrümün sonuna kadar iyi bir insan olarak yaşamayı hedefliyorum. Hayata dair çok büyük hedeflerim yok. İyi bir insan olarak yaşamak dışında. Ve buna uymayan insanlara gerçekten tahammül edemiyorum ve etmeyeceğim de. Size yemin ediyorum böyle. Ya şu kadının neyine hakaret ediyorsun? Aslan, insanın kalbi kötü olduktan sonra söyleyebilecek yüzlerce kötü şey bulabilir. Yani bilmiyorum. Kötü yani. İnsanların bazıları maalesef kötü ve yapacak bir şey yok. Mobil veriden mi izliyormuşsun? Sana inanmıyorum. Ivan Drago. Acil Wi-Fi'ye geç. Yoksa çık yayından. Mobil veri mahvediyor Twitch. Bilmiyorum ki Burak. İşte yani pişman olacaklar yani. Anlatabiliyor muyum? O yaptıkları şeylerden mesela. Pişman olacak yani. 500 lira fatura hayırlı olsun. Arkadaşlar mobil veriden çok zarar vermiyor mu internetinize? Selam The Butterfly. Hoş geldin. Ya Dosyaviski hoş geldin. Selamlar nasılsın? Tik gelmiş. Evet tikimizi aldık. Alalı 2 hafta oluyor neredeyse ama biz Ramazan yeni bittiği için bugün kutluyoruz. Alkolle ıslatıyoruz. 90 GB mı? O nasıl bir internet? Selamlar. Hoş geldin Rozi. Nasılsın? Yayına girdiğime pişman oldum. Teşekkürler. Saat sabahın 5'inde aklıma getirdiniz. Ya uyu uyu. İçme bu saatte. Sen niye böylesin? Nasılım? Problemler Baki hoş geldin. Tarayayım burayı demiş. AKS'iyle gelmiş. Teşekkür ederim. Hoş buldum. İdare ederim ya. Mutluyuz, gururluyuz. Cansınız. Bomba gibiyim. Seni de iyi gördüm. Rakışık. Evet. Çok iyiyiz. Keyifler yerinde. Akşamdan beri. Akşamdan. Ben gidiyorum yavaştan. Akşamdan beri kafamız güzel, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, iyi vakit geçiriyoruz. Her şey yolunda. İyiyim valla. Rozi'cim, Mete'cim ne olsun. Takılıyoruz öyle. Bugün just chatting yaptık. Ramazan'da içerek kutlayamadık, ıslatamadık partnerliğimizi. Bugüne nasipmiş. Bugün rakışıklı bir yayın yapalım dedik. Ama aklımızın bir köşesinde de bir warzone var yani. Öyle takılıyoruz yani. Sen de mi Beşiktaşlıydın Mete? Amerika'ya silah diye seni göstereceğim. Yok daha neler. Niye o içtiğin? Bira. Cila yapıyorum rakımın üzerine. Arada bir gel ablamın yanına soruyor seni. Miumi'den bahsediyorsun. Ben onunla hiç denk gelemiyorum ki. Epeydir yoktu o. Başladı mı yayınlarına tekrar? Arkadaşlar geçmiş bayramınız sizin de kutlu olsun. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın şampiyonluklarını bu akşam yayınımıza başlarken tebrik etmiştik ama bu vesileyle yani Mete'nin vesilesiyle tekrardan Beşiktaşlı arkadaşlarımızın şampiyonluklarını kutluyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. I don't speak English. Little little little. Sister
diyor senin için Almanca öğrensin diyor. Ama ben Almanca nasıl öğreneyim? İngilizce bile little little into the middle. Little 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 into the middle. O kadar yani. Hani ben Almanca nasıl öğrenebilirim ki? Cem Yılmaz sevenler şöyle bir artı birlesin de sayımızı bilelim. Cem Yılmaz candır ya. Bir meşe geli olarak şampuanını hak etmedik. Son maçta Göztepe'nin penaltısını çaldılar. Valla dost ve viski sen diyordun. Bu sene Beşiktaş şampiyon falan diyordun. Gelip gelip böyle. Dediğiniz oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Galatasaraylıyım ama tabii ki yani tebrik etmek düşer bize. Ne diyelim? Evet, Galatasaray şampiyon olacak diyordum. Ben inancımı hiç yitirmek istemedim ama maalesef öyle olmadı. GSL'yim o bu sene Beşiktaş hak etti. Fanatik olmanın anlamı yok. Yani kim hak ettiyse o kazandı diyelim bence de. Peki Dates katılacak mısın hype'ın? Öyle bir söylenti aldım da. Ona bize onu 4 ay önce falan teklif ettiler bize. Ben pek istemedim Mert'inizim. Yani pek hoşuma gitmedi içerik açıkçası. Almanca öğrenmek zorundasın. Wow. Sen Türkçe öğrensen daha hoş olmaz mı? Bak Ankara'ya falan da gelmişsin. Ben hiç gelmedim oralara. Jay. Ben Almanca bilmiyorum, zor. Türkçe yani zor konuşuyorum zaten. İngilizce desen little little hani bilemiyorum. Almanca imkansız. Teşekkürler bu arada bitlerin için. Eğlence programı iyi bir reklam olurdu senin için. Mertinizim, eğlence içeriği üretiyorsam ben kesinlikle benimle iyi vakit geçirmek isteyen izleyicilerim, dostlarım için üretiyorum. Normalde %98 oranında oyun oynuyoruz biz yayınlarımızda. Bilmiyorum. Bir erkeğin oraya oturduğu ve 10 kızın onu etkilemeye çalıştığı bir içerik pek bana göre değil maalesef. Hatan, Almanya'ya gelmem yok mu peki? Bir gezmeye şöyle. Geçen gün ne zaman sordum Almanya'nın nesi meşhur dedim yemek olarak. Kimse bana cevap veremedi. Meşhur bir yemeği yokmuş oranın. Aynen Burak'a katılıyorum. Benim pek yani eğleniyor olabilirler insanlar ama benim eğlence anlayışıma biraz ters diyelim sadece. İki mesaj öteme bakar mısın? Bakıyorum Alpcim. Bu sen değil misin demişsin. Okey, ben gidiyorum, işim var. Okey, ben gidiyorum, işim var dedi ya. Sarhoş oldu mu hiç demiş Pigil. Bak diyor ki Ivan Drago sarhoş olup twerk yapmışlığı var arkadaşlar. Biraz daha bekleyin. Kesinlikle. Kulaklığını bunun üzerine çakmağımı düşürdüm. Sadaka biriktirip içerken hep sigarayı yasaklamam yok mu sana? Aslan yapma. Zahmet yapıyor onu arada bir. Çok üzülüyorum. Sigarasız kalıyorum. Özellikle içki içerken yapmayın ama sonralarda yapabilirsiniz. Almanya'nın meşhur yemeği Kartoffel.
Tufu. O nasıl bir şey? Tufon mesela. Rakı nereden mi geldi? Ben aldım marketten. Patates. Patatesli bir şey. Patatesli her şey çok güzeldir bu arada. Ben çok severim. Patatesin her şeyini çok severim. Almanya'nın meşhur yemeği zurnadır. Mete. Güneş ne diyor? Ben de açmışım yani gerçekten onu. Patates kızartması, patates püresi. Patates püresinin üzerine azıcık yoğurt dökeceksin. Üzerine de pul biberli sos. Almanya'da sosis ve bira popüler. Ya ben sosisi küçükken çok seviyordum ama bizim buralardaki sosislerin artık eski tadı yok. Ben çok beğenerek yiyemedim. Geçenlerde bir aldık, şans verdim. Kokuyor yani bir garip. Yayınlar hemen Power'ın sözünü unutmadık. Yasaklar kalksın. Ah şu yasaklar bir kalksın. Problemler Baki'cim. Miyu miyu uğrarım. Kedilere verdiğim sosisleri... Bizim artık aldığımız sosisleri bizim kediler bile yemiyor. Böyle kokluyor ondan sonra gidiyor yani. Kuru mamasına gidiyor hayvan. Yemiyorlar. Buradan olsa bizden giderdi. Bir dahakine benden olsun. Böyle kokluyor. Kray mor. Yapıyor böyle. Diyor ben bu da bu diyor bana diyor yaramaz diyor ve yemiyorlar yani. Kaybolan atlar vardı soslardaki koku ondan olabilir. Ay şu kaybolan atlar konusunu hiç karıştırma çok canım sıkılıyor konuya. Vallaha. Dana sosis de aldığımız zaten. Dost ve viski. Biz yemeğe öyle yapınca anamız poh yiyin diyor. Ama yok ya sosis yenecek gibi değil gerçekten. Ne zaman 24 saat stream yapıyorsun? Vallahi Tufon geçen gün bir niyetlendim. Sabah 10'una kadar oynadık neredeyse. 10 saat yayın yaptık. Ben devam edecektim aslında ama bilgisayarım kapattı, yandı falan bir şeyler oldu. Bu masaüstü sistemimiz geldikten sonra yapabiliriz 24 saat. Hayır bilmiyorum Crymore. Evet pide yapacağız. Abone hedefimiz dolduktan sonra pide yayınımız var. Bu rakışıklı yayınımız da yine bir abone hedefiydi. Abone hedefi tamamlandı ve yaptık. Pide yayınımızı da yapacağız. Zaten daha önce mutfak yayınları yaptık. Mantı yaptık. Pizza yaptık. Değil mi? Başka ne yaptık? Aynen. Mantı yaptık. Jay. Aa, Ivan Drago. Hemen ünlem YouTube yazıyorsun ve YouTube'dan pizza yayınıma, mantı yayınıma bakıyorsun. Rica ediyorum. Mantı ve pizza mı yaptık sadece? Okey. Şimdi bir de pide yapacağız. Neli yapacağım bilmiyorum. Kıymalı yaparız. Bir tane kaşarlı yaparım çünkü ben çok seviyorum kaşarlı pideyi. Patatesli olabilir, kuşbaşı kaşarlı olabilir. Karar vereceğiz bilmiyorum. Mantarlı pide bilmiyorum. Olmaz herhalde. Pizzama koymuştum ama mantar.
Ama eğlenceli oluyor mutfak yayınlarımız, değil mi chat? Yani mutfak yayınlarımıza katılan arkadaşlar. Kuşbaşılı pide yanında da. Kuşbaşılı da olabilir. Yanında izliyorum Sinop. Aynen, Sinop mantısı yaptık aslan. Annem de katıldı yayınıma. Şefin spesiyeli spa. Şefin spesiyeli ne peki? Mantı Burak. Bir mantı yaptık o gün var ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Çok güzeldi. Yani bilmiyorum, çok güzeldi. Aynen, annem çok destek oldu o gün. Yani şöyle tek başıma yapsaydım sadece bir tane yuvarlak, o top yapıyoruz ya hamurla, bir tane yapardım. Ama şimdi annem de olunca yanımda, o da diğerini ben açayım dedi. Hani daha hızlı olsun diye, çünkü ben yorulmuştum biraz. Anne gücü yayını ne zaman geliyor? Valla bugün katılmalarını teklif ettim ama istemediler arkadaşlar. Her zaman istemiyorlar katılmak, gelmek. Onları ikna ettiğimde gelmek istediklerinde zaten geliyorlar. Katılıyorlar yayınlarıma. Annen nasıl genç? 18 yaşında doğurmuş beni aslan. Genç gelin yani, genç doğurmuş. Sirop mantısı yaptık biz. Kray. Daha eğlenceli oluyor. Sen yayında da ilgileniyorsun. Öteki türlü yayına beraber. Yani şimdi ben bir şeylerle uğraşırken falan böyle çok yayında çete falan bakmam çok mümkün olmuyor. Ama annem yardımcı olduğu zaman mutfak yayınlarında tabii ki sizinle daha fazla ilgilenebiliyorum yani. Neden artı 18 kanal ne dönüyor tam olarak? Arkadaşlar yani artı 18 içerik yayınlamamızın sebebi alkol tüketiyor, sigara tüketiyor olmamız, zararlı şeyler tüketiyor olmamız yani. Bunlar geri geliyor, bel altı espriler yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. O yüzden yetişkin içeriği yayınlıyoruz. Kayseri mantısı bilmiyorum, hiç yemedim. Aleyküm selam Ahmet. Twerk var, twerk o yüzden. Aynen, twerk olduğu için bir de yetişkin içeriği yayınlıyoruz. Twerk var Buğda. Abla kardeş gibisiniz maşallah. Aynen aslan. Annem bundan şikayetçi olsa da bazen. Yani annem hep çocukla anne arasında bir tık daha fazla yaş farkı olması gerektiğini savunur. Olgucum hoş geldin. Ama güzel yani. Arkadaş gibi olmak hoş bir şey bence. Almanya'ya ne zaman geliyorsun? Hiç Almanya planım yok Jay. Yani Almanya'ya gideyim, tatil yapayım, gezeyim, eğleneyim falan bir planım olmadı. Ne çalıyor şu an? Beni de sevgilisi zanneden vardı yan yana görünce annemle. Yani yaş farkı az olunca arkadaşlar bazen olabiliyor öyle bir şey. Öyle şeyler yani. Sen onu bırak, 500 TL'ye tanışıp kahve içmeye giden yayıncılar var, artık koptum. Ay dost ve viske, yayınımızın ilk saatlerini eleştirdim onu ben kendimce. Gerçekten 500 lira tanışma yazan, ekranına yazan yayıncılar gördüm. Hiçbir şey demiyorum artık onlara daha fazla. Hayırlısı. Umarım kahve tamamına erer. İyiyiz Olgucuğum, teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın?
500 atayım da buluşup seni izleyelim. Ankaralıyım arkadaşlar. Yayınlar ay ki yayın açmıyor musun Olga? Para için yapıldığını göremeyecek insanlar bence o 500'ü versinler. Brooklyn Beyblade. Para için yapılan en çirkin şey bence. Gerçekten en çirkin şey. Diyorum ya o yazdığı şeyin o ekrana işte tanışma 500 bilmem ne falan yaptığı şey. Yani Hot Top yayınlar daha masum bence o yaptığı şeyden. Ay hep dökülmüş üstüm buralara. Niye ara verdin Olgu? Sen Call of Duty'yi salmasaydın keşke ya. Evet Olgu ya bir yayıncı yapmış öyle bir şey. Dün gördüm ben de. Ekranına yazmış baya işte. Bilmem ne. Şu bu kadar işte tanışma şu kadar işte dans bu kadar bilmem ne falan. Bilmiyorum. Garip yani. 50 liraya görüntü arkadaşlar. PUBG oynamıyoruz yok arkadaşlar PUBG bile PUBG oynamıyor bu arada. PUBG'yi yapan arkadaş bile PUBG oynamıyor. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. PUBG 2'nin bu şeyini izledik tanıtımını. Ne zaman geliyor bilmiyorum. Ne zaman geliyor bilen var mı? Şarkılarda ciğerimi söktü. Kafamı duvara sürtüyorum. Çok mu ağır geldi? Ne açayım size? Bu şarkıyı bilen oldular. Ben biliyorum. Bir artı bir yazabilir mi? Şu an açacağım şarkıyı. Ben bunu kulaklık takıp dinleyeceğim bu arada. Bu şarkıyı bilen oldlar bana bir artı bir yazabilir mi? Adanalıydı değil mi Ferdi Tayfur? Olgucum yarın belki bir aya veya şaraba devam ederim. Ama artık Ramazan ayı bittiğine göre bizim normal yayın akışımız, iki tek atıp oyun oynayıp sohbet ettiğimiz yayınlarımız devam eder.
İki tek tek alan varsa cindir. Nereye? Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Okicim uyuyor. İyi geceler diliyoruz. Yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendimi arıyorum. Görüşürüz Okicim yarın. Nedense bu şarkıda aklıma adam Ankara güçlüyüm diyor. Kolunda İyi geceler Mert'inizim. Yine bekleriz. İyi geceler arkadaşlar. Bir şarkısı daha vardı. Ferdi Tayfur'un ama tam hatırlamıyorum. Neydi ya? Çok güzeldi. Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim. Sabahçı kahvesi de gider bu arada Hatancım, onu da açalım. Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim. Hayallerim. Yaşıyorum. İyi geceler Aslan. Yine görmek isteriz seni aramızda. Kendine çok dikkat et. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Yine bekliyoruz. Kardeşim aşırı sevgi insanı basitleştirir. Farklı konular, aşk, sevgi falan. Boş ver, herkes denemiştir Allah bahtını açık etsin diyeyim. Kimin için dedin? Estargon. Selam sen Fulü, hoş geldin. Ne yazdı ki? Bakayım. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yavaştan böyle ben cila biramı içiyorum. Kapanışa. Bu saatte de bu şarkılar çok iyi gitmiyor ama. Seviyoruz biliyorsunuz, köpeğiz. Sevgilim. Sevgilim. Yine sabah kız. Sabah oluyor'a gitti kafam direkt. Bu arada bazen eskileri düşünmek, efkarlanmak hoşuma gidiyor. Alkol içip öyle o anları hatırlamak, damar eşiğine duygulanmak. Sabah ama kapı çalsa karşımda olsa istemem. Bende acaba psikopatlık mı var demişsin Dostoyevski. O kadar haklısın ki. Bazen böyle düşünüyorsun. Şurada şöyle olmuştu. Lan güzel de olsun diyorsun ama bitti diyorsun mesela. Hani efkarlanıyorsun böyle kendi kendine.
Ama sabah karşına gelse mesela dediğin gibi, hani nereden geldin lan sen dersin mesela, hayırdır dersin yani. Anladın mı? Aslında o kişiye duyduğun özlem değil de yaşadığın günlere duyduğun saygıyla ilgili bir şey o bence. Jay, teşekkür ediyorum bitlerin için. Evet, Estargon ve Dosya Viski, katılıyorum size. Estargon, hepimiz zor uyuyoruz. Bence senden farkındalık oluşmaya başlamış, korkma. Biliyorsun sadece. Bana mı dedin, korundun? Yaren olmak odur zaten. O olmadan sevebilmek, ona rağmen sevebilmek. Yo, aslında sevmekle ilgili bir şey de değil bu bence. Yani hala o kişiyi sevmekle ilgili bir şey değil bence. Şurada şu, hani onunla yaşadığın, o kişiyle yaşadığın günleri anımsıyorsun. Hani anımsamak okey, efkarlanıyorsun o günleri anımsayarak, ama karşına gelse gerçekten niye geldin dersin. Bu arada inanılmaz katılıyorum Dostoyevski'ye. Hatıralar özne olmadan anlamsızdır ama. Okey, yok Crymore. Yine o kişiyle olan hatıranı anımsarsın zaten. O anımsadığın hatırada o kişi de vardır. Okey onda. Onda sorun yok. Ama demek istediğimiz şey, aslında o kişiyi anımsama sebebimiz, onunla ilgili anımsadığımız şeyler varsa da o kişiyi hala istediğimiz anlamına gelmiyor aslında. Anlatabildim mi? Bunu demek istiyor Dostoyevski de aslında. Anımsıyorsun onunla geçirdiğim vakitleri ama yo yani gitmiş, okey bitmiş yani. Sadece anımsamak o. Bence kötü bir şey değil. Yani psikopatlık değil bence. Gerçekten kapına gelse hayırdır dersin ama anımsıyorsun. Katılıyorum kesinlikle. Hepimiz yaşıyoruzdur yani onu. Seni bu kadar basit anlayabildiysem asla psikopat değilsindir. Anımsamanın içinde pişmanlık varsa koyar, sabah olunca unutursun. Pişmanlık kötü bir şey. Yani hiç kimsenin yaşamamasını dilerim. Karşımda pişman olanlardan bildiğim bir şey bu da bu arada. Hiç pişman olmadım bugüne kadar yaptığım şeyler için. Ama karşımda pişman olan çok fazla insan gördüm. O yüzden pişman olacağımız şeyler yapmamamız dileğiyle diyorum. İyi geceler Elif, Instagram'a bir göz at demiş Jay. Teşekkür ediyorum Jay bitler için. Instagram'a yayın bittikten sonra tabii ki göz atacağım. Çok teşekkür ediyoruz bitlerin için. Pişman olduğum bir şey olduğu zaman geri dönüşü olmuyor işte. Olabilir ama eskisi gibi olmaz. Yani pişman olduğunuz herhangi bir şey yaptığınızda karşınızdaki insan sizin pişmanlığınızı sineye çekebilecek, görmezden gelmeye çalışabilecek kadar iyi kalpli biri olsa bile eskisi gibi asla olmayacak arkadaşlar. O yüzden pişman olmayacağınız şeyler yapmadığınız güzel yıllar ve ilişkiler diliyorum hepinize. Abla inşallah öteki taraftan da pişman olmazsın. Özcan Deniz'in filmi öteki taraftan mı bahsediyorsun?
Ben pişman oldum. Ne yaptın Olgu Allah aşkına? Arkadaşlar, acaba bu pişman olmak sadece erkeklere özgü bir şey mi? Hı? Yani daha çok sanırım erkeklerden duyuyoruz pişmanlığı. Ne diyorsunuz? Gönülden sevene özgü bir şey. Gönülden seven bir insan neden pişman olur ki? Hayır, çok defa pişman olan kadınlara denk geldim. Sanırım ben denk gelmedim, o yüzden soruyorum bu soruyu. Geçmişte yaşayanlar pişman olur. Seviyorum. Kadınlar evlendiğine pişman, erkekler aldattığına pişman. Nasıl yani? Evli her erkek aldatır mı yani, hatan oğlum demek istiyorsun? Belki de yaptığı bir hata yüzündendir, aldatma falan dan bahsetmiyorum. Zaten bu denli sen bir insan bırak. Nasıl yani? Bin on milyon artı 10 milyon. Evler erkek ya da kadın aldatır mı? İnsanlar tek eşli olamaz mı? Arkadaşlar saçmalamayın ya. Bence yanlış evlenmeler, yanlış eşleşmeler. Böyle düşündürüyor size. Tamam Ester Goncum. Git git yoluna Allah aşkına. Yapıp yapıp pişmanım diyenler için söyledim. Ama ben genelde öyle erkeklere özel. Çünkü bana göre ilişki içinde erkek takmıyor gibi görünür. Kadın ilişki için uğraşır, çabalar, erkek uğraşmaz, umursamaz. Ama kadın artık çabalamaya gücü kalmaz ve vazgeçer. O vazgeçtiği anda erkeğin aklı başına gelir. İşte o da pişmanlık. Orada pişmanlık başlar. Buradan anlıyoruz ki, çok katılıyorum mesajına bu arada. Erkekler kesinlikle kadını duymazdan geliyormuş gibi, anlamıyormuş gibi, anlamazlıktan geliyormuş gibi davranmamalı. Köpürttüm biraz ama koydum vallahi hepsine. Mesela bir önceki ilişkimde ayrılmak istemişti kız arkadaşım. Sorgusuz sualsiz bıçak gibi bitirdim. İlişkiyi her yerden engelledim. Hayatımdan tamamen çıkardım. 2 sene sonra ehliyet sınavında parkta kalmış bahaneyle aradı. 1 saat küsur konuştuk. Pişman olduğunu dile getirdi ama iş işten çoktan geçmişti. Umut, sen onu da mı hatırlıyorsun? Şimdi nasılsın Broken? 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 Umut çok tatlısın. Annem bayılıyor sana bu arada. İlk diyor Umut diyor damlıyor diyor. Bir de diyor John Wick diyor damlıyor diyor. Görüyorum ben diyor. Yaptığınız yanlış da olsa arkasında durun çünkü kimse size öyle bir şey yaptırmıyor. O yüzden son pişmanlık neye yarıyor diyorum. Arkadaşlar bu pişmanlık konusu, yani bilmiyorum. Ben şuna inanıyorum sadece, izliyor Umut. Ben şuna inanıyorum sadece. İnsanlar gerçekten doğru insan olduğunu düşündüğü ve hissettiği kişiye karşı yanlış yapmıyorlar. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum ve buna hep inanmak istiyorum. Buna olay inancımı yitirirsem çok kötü olur. O yüzden hep buna inanmak istiyorum. Yani
Bilmiyorum. Şimdi nasıl bileyim hatalarından ders çıkarmış desem yeterli olur sanırım. Süper. Ben zaten çıldırdım. Aynen öyle. Şu an 3 senelik bir ilişki içindeyim. Bir kere bile birbirimize karşı en ufak bir saygısızlığımız, kavga etmişliğimiz yok. Kavga edilir tabii ki. Tartışma olur. Yani tabii ki herkes her konuda aynı düşünmek zorunda değil. Hepimiz birer bireyiz, insanız. Ama bu ilişkiyi etkileyecek, hayatı etkileyecek türden olmamalı. Katılıyorum. Anladım, Craymore. Yedi senelik ilişki diyorsun Estargon ya. Olgucum, iyi geceler diliyoruz. Görüşürüz. Yedi sene çok uzun bir süre. Ben de 3 ay önce 4 senelik ilişkimi bitirdim. Maşallah diyorum hepinize. Vallahi billahi. Hayır yani. Çıldırdım, yüreğim çöllerde avaren olmuşum, sevdam dinle. Çıldırdım. Ne açsam şunu bitirene kadar neyse. Ben de bitirdim 4 senelikti. Bir süre sonra tahammül azalıyor, evliliğe gitmezse ilişki. Evliliğe gidince ne oluyor peki? Evlilik güzel bir şey mi? Arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz evlilik konusunda? Tuğçe kim? Hatan? Hangi Tuğçe? Ha, bizim Tuğçe. Tamam, gidelim ona. Ya onunla oynamayı da özledim. Hatam bize öneriyor ya hep. Dedim acaba başka biri mi? Olur, gidelim. Yoluna köleyim sözünden. Yok, ben başka bir şey düşünüyordum aslında, ona heyecanlandım. Bir duo izlememiz lazım sizden. Hatan yani benim oyun yayını yaptığım saatlerde Tuğçe'nin hep eşi bilgisayarı alıyor ve oynayamıyoruz. O yüzden ben de istiyorum Tuğçe ile duo oynamak ama bakalım. Ya bunun yaş kaç bunun? Evde kalır bu. Nereden biliyorsun Hüseyin evde kaldığımı? Kalmış zaten. Çok komiksiniz.
Gözüme duman kaçıyor ya. Of. Arkadaşlar burada bu şekilde yayın yapıyor olması normal hayatı olmadığı anlamına gelmiyor. Yok canım, olur öyle şey. Benim asla normal bir hayatım olamaz çünkü ben burada yayın yapıyorum. Ben evde kalmışımdır. Benim sosyal hayatım yoktur. Benim hiçbir şeyim yoktur. Rica ediyorum. Pide yapıyoruz? Çilekli pide yapacağız. O zaman bir veda şarkısı açalım. Ama hangi şarkımız veda şarkımız olsun hiç bilmiyorum. Arkadaşlar Ebru Güneş'ten bir şarkı açtım. Evde kalmamış olsan şimdi Twitch değil de kocanın yanında dırdır öterdin. Asla kocasının yanında dırdır konuşan bir kadın olmayacağım bu arada. Pideyi azdığına göre Samsun'dasın, o halde yok değilim Barışcan. Sinop'tayım ama. Bir yerlik şarkı seç, sessizce çal benim için. Bu şarkıyı seçtim. Hadi, kim yollayacak bizi? Yok mu? Ateş burada mı? Aa, ateş yok. Dur ben yapayım. Ben yapacağım o zaman. Akıllı ol, senin aklını alırım. Tuğçe'nin tam adını bana atar mısın Umut? Tamam, ben aldım. Gidiyoruz o zaman. Hepinizi çok öpüyorum. Bunu içiyorum. Tuğçe'yi izlerken bitiriyorum. Tuğçe'ye selamlarımızı iletin. Rica ediyorum. Tuğçe'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Baskınımızı gerçekleştiriyorum. Umutcum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bu akşam benimle sohbet eden herkesin ağzına, ellerine sağlık. Yarın görüşürüz. Elimden yapışmış. Yarın görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. 9 gibi falan açarız yayınımızı. Hoşça kalın. Senin aklını alırım.